Zülfü abi, yine bir Nazım etkinliği, yine Moskova, evet. Yine birlikteyiz, evet. Ama bu seferki coşku biraz farklı galiba. Nasıl gördün 2019 Nazım etkinliklerini Moskova'da? Evet, senin çok emeğin geçti Hakan tabii. İlk zamanlardan beri bunu yapanlardansın. Ali İhsan Bey vardı, sen vardın ve beni de sağ olun çağırıyordunuz. 20 yılı aşkın bir süredir geliyorum, konuşma yapıyorum. İşte müzikler yaptık çeşitli yerlerde. Bu sene de çok güzel oldu. Ve şöyle bir şey hissettim gelip gidince. Şimdi burası bir mezarlık. Dünyanın en önemli mezarlıklarından birisi ama sonuçta bir mezarlık. İnsanlar gelir biraz gözyaşıyla, biraz hüzünle işte gelirler, anarlar, giderler, çiçeklerini bırakırlar. Öyle olmuyor. Buraya gelen insanlar büyük bir coşkuyla geliyor ve daha büyük bir coşkuyla da ayrılıyor. Çünkü Nazım'ın enerjisi, kuvveti, şiirleri, duruşu, o böyle gözlerindeki müthiş bakış insanları birdenbire şuna itiyor. Ya her şey sahiden çok güzel olacak. Evet. Ben de söyledim ya, Nazım üzülme, her şey çok güzel olacak diye. Hakikaten Nazım'dan her zaman biz bu gücü aldık. Ta bütün hayatımız boyunca aldık. Hala bir deniz feneri gibi yolumuzu aydınlatıyor. Ve Nazım Hikmet bizim tarihimizin en büyük isimlerinden birisidir. Ve ben her zaman iki Selanikli benim yüreğimi hoplatır. Mustafa Kemal ve Nazım Hikmet. İyi ki bizim yurttaşlarımız, iyi ki bu insanlara sahibiz. Sen konuşmanı da abi Nazım'a doğru dönerek ve her şey güzel olarak diyerek bitirdin. Evet, evet. Şimdi iki değişik ortam, iki değişik dünya gibi sanki, değil mi? 2019 Haziran'ında Türkiye'de yaşadıklarımız ve Moskova'daki apayrı ortam. Evet. Nasıl görüyorsun Türkiye'nin bugününü, ortamımızı, siyaseti, sanatı ve oradan nasıl bir duygu seni Nazım'a kadar getiriyor, Moskova'ya taşıyor? Yani Türkiye'de biz hiçbir zaman çok rahat yaşamadık. 20'li yaşlarımızda hapislerdeydik, askeri hapishanelerde. 70 yaşını geçtikten sonra da hapishane önünde nöbetlerdeydik arkadaşlarımız için. Yani her zaman Aydınlar Bildirisi, Yaşar Kemal'le birlikte ölüm oruçlarında arabuluculuklar, sürgünler, hapisler. Türkiye maalesef böyle bir ülke. Kendi aydınına sahip çıkmayan, ben buna şöyle diyorum, kendi dilini kesen bir ülke. Çünkü aydınlar bir ülkenin dilidir. O ülkeyi anlatacak olan insanlardır. Ama sürekli bir zulüm altında kalmış. İşte bak, Sabahattin Ali'ye gidiyoruz, o öldürülmüş. Nazım buralarda genç yaşında kalbi çatlayarak gitmiş. Şimdi bütün bunlar böyle bu kadar zulüm olunca sonuçta da geldik şu anda bir 17 yıldır, hatta daha da uzun bir süredir çeşitli sebeplerden dolayı Türkiye iyi yönetilmiyor, görüyoruz. Ben hiç siyasi bir şey de yapmıyorum. Diyorum ki ekonomimiz iyi mi? Değil. Eğitimimiz iyi mi? Değil. Ondan sonra toplumsal hayatımız iyi değil. Kutuplaşma var. İnsanlar birbirinden sokakta bile nefret ediyor. Türkiye bölünmüş. O zaman kim yönetmiş bunu? Yani bir orkestra şefi kötü çaldırdığı zaman dersin ki öyle kötü olmuş bu. Gerçi kötü çaldırmadılar, iyi çaldırdılar ama. Şimdi dolayısıyla yani hakikaten Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye'nin eğitimli kadroları var, yetişmiş insanları var, dünya çapında insanları var. Yani bir imparatorluktan geliyor. Bu hallere niye düşüyoruz biz? Yani nedir bizi dünyada boynumuzu eğik gezdiren dünya ülkeleri içinde? Başımız dik, kültürümüzle, sanatımızla, ekonomimizle, gururumuzla dolaşmak varken Türkiye'nin bir insanı olarak niye biz bu durumlara düşüyoruz? Bu demokrasiyi anlayamadık. Demokrasinin ne olduğunu anlayamadık. Yıllar önce Cumhuriyet'te bir söyleşi vardı. Ta 80'li 70'li yıllar belki. Tek kelimelik şeyler sorup cevabını istiyorlardı. Demokrasi. Karşısına demiştim ki çoğunluk diktatörlüğü. O zaman eleştirmişlerdi beni çünkü demokrasi kutsal bir kavramdı. Ama bakın, demokrasi kılıfı altında çok cinayet işleniyor dünyada. Sadece sandığa indirgediğiniz zaman, kurum ve kurallarıyla işlemediği zaman, yargı denetlemediği zaman bu hale geliyor. George Washington'un bir sözü vardır. Liderleri anayasanın çarmıhına germek der, lazım der. Kıpırdayamayacak, anayasa çünkü var. Ama bizde öyle değil tabii. Her türlü yasa deliniyor, her türlü anayasanın da üstüne çıkılıyor. Her şey yapılıyor. Şimdi bu yüzden çoğunluk diktatörlüğüne dönüşen ki şu gün o bile değil. Yani çoğunluk seçimde sonuç, Ekrem İmamoğlu kardeşim müthiş bir başarıyla, muazzam bir güçle
çalışa çalışa İstanbul'u sokak sokak gezip ikna etti. Oyu aldı, seçimi kazandı ve iptal ettiler. Gerçekten bir hukuksuz, kuralsız, bir başıboş gidişin içinde. Böyle gidemeyecek tabii ki, yani böyle gitti, bir ülke böyle gider mi, koskoca bir ülke? Ben her zaman halka inandım. Uçurumun kenarında son anda frene basmayı bilir. Bu sefer fren Ekrem İmamoğlu şeklinde çıktı. Yani bu her şey güzel olacak sadece insanlara coşku veren bir slogan ya da bir umut değil. Gerçek bir inanç mı senin için abi? Elbette. Bakın şimdi ben ilk Ekrem İmamoğlu daha aday olmadan önce ben onun bu adaylığına çok destek verdim. Olması gerektiği konusunda çok çeşitli çevrelerle ve kendisiyle çok konuştum, çok ısrar ettim. Ve ilk paylaşım yaptığım zaman ya nedir peki gene ekmelettin mi falan filan diye de çok itirazlar geldi. Ya dedim güvenin bana, ben tanıyorum, biliyorum işte tam Türkiye'nin aradığı sentez. Yani Türkiye'nin parametrelerini versen bilgisayara, bir de adayların özelliklerini bilgisayar bunları eşleştirir. Kutuplaşmış Türkiye'yi barıştıracak olan insandır. Türkiye'nin lideridir. Müthiş çalışkan, iyi niyetli, şaibe yok, samimi Müslüman, samimi Atatürkçü, müthiş ailesiyle, kendisiyle ve nasıl böyle dinamizm değil mi? Gençlik dinamizmiyle müthiş çalışıyor, adanmışlığı var. Dolayısıyla geldi, sokak sokak gezerek seçimi de kazandı. Şu anda İstanbul'un meşru belediye başkanı. Yani onu elinden aldılar ama sonuna kadar alamazsın yani, bir yerde bir halk sahip çıkacak. O bakımdan bu bir coşku lafı falan değil. Bu hakikaten doğru ve olması da lazım. Ya bizim ülkemiz çok güzel. Biz ülkemizde oturuyoruz ve güzel ülkemizde oturmak istiyoruz. Sanatla, kültürle, Nazım'la, Hakan'la, T24'le biz ne yapacağız? Çok çok teşekkürler Zülfü abi. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Sağ ol.